MHP Bodrum İlçe Teşkilatı hafta sonunda 3 seçim iletişim merkezinin daha açılışını gerçekleştirdi. Aynı gün içerisinde Mumcular, Ortakent, Yahşi ve Konacık beldelerinde gerçekleştirilen açılışlar mitinge dönüşürken açılışlara binlerce kişi katıldı. MHP Bodrum İlçe Başkanı Asım Başaran, bu seçim sermaye, holdinglerle milletin seçimidir derken, Başkan Mehmet Tosun ise Bodrum'un her tarafından gümbür gümbür Bodrum'a doğru ilerliyoruz şeklinde konuştu. Saadet sütleriyle büyümüşlerle sefalet sütleriyle büyümüşün seçimidir değerli hemşehrilerim. Onlar billboardlarda ve totemlerde, biz sizin gönüllerinizde yer almayı hedefliyoruz. Seçim takvimi hızla işlerken MHP Bodrum İlçe Teşkilatı pazar günü 3 seçim iletişim merkezinin açılışını birden gerçekleştirdi. MHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun'un doğup büyüdüğü yer olan Mumcular Beldesi'nden başlayan açılışlar, 10 yıl hizmet verdiği ve yaptığı hizmetlerle Yarımada'nın en gözde beldesi haline getirdiği Konacık'ta son buldu. 6 Ocak 2012 tarihinde Büyükşehir Yasası çıkmamış olsaydı, sizin oyunuza ihtiyaç olmasaydı kimse size selam vermezdi arkadaşlar. Sabah saatlerinde MHP Mumcular Seçim İletişim Merkezi'nin açılışı için beldeye giden MHP Bodrum İlçe Başkanı Asım Başaran, Başkan Mehmet Tosun ve ekibi sevgi gösterileriyle tezahüratlarla karşılandı. Başkan Mehmet Tosun'u karşılayanlar arasında babası Hikmet Tosun da vardı. Başaran konuşmasında bu seçim sermaye, holdinglerle milletin seçimidir. Bu seçim saadet sütleriyle büyümüşlerle, sefalet sütleriyle büyümüşün seçimidir. Onlar billboardlarda ve totemlerde, biz sizin gönüllerinizde yer almayı hedefliyoruz dedi. Başaran'ın bu sözlerine vatandaşlar alkış ve tezahüratlarla karşılık verdi. Çeşitli tezahüratlarda bulundular. Onlar billboardlarda ve totemlerde, biz sizin gönüllerinizde yer almayı hedefliyoruz. Başkan Mehmet Tosun ise köylere yapılan seçim yatırımlarını ve bu yatırımlar üzerinden yapılan reklamı eleştirdi. Başkan Tosun, belediyelerin doğal görevleri olarak yaptıkları hizmetleri reklam malzemesi olarak kullanmalarını eleştirerek şöyle konuştu. Değerli hemşehrilerim, bizler 2000'li yıllardan bu yana bu memlekete gelip giderken, 2004'ten bu yana belediye başkanı olarak buralara gelip gidip ziyaret ederken, hizmet ederken, siz hiç burada başka belediye başkanlarını gördünüz mü arkadaşlar? Gören var mı? Yok. Peki şimdi niye geliyorlar? Eğer 6 Ocak 2012 tarihinde Büyükşehir Yasası çıkmamış olsaydı, sizin oyunuza ihtiyaç olmasaydı kimse size selam vermezdi arkadaşlar. Peki biz bugüne kadar Konacık Belediyesi ve Mumcular Belediyesi ortaklığında birçok köyümüze, birçok hemşerimize hizmet ettiğimizde hiç afiş astığımızı, tabela astığımızı gördünüz mü? Bizim Karaovalı insanlarımızın, hemşerilerimizin bir sağduyusuna inanıyoruz. Onların gönüllerinde, yüreklerinde yerimiz olduğuna inanıyoruz. Bizim afişe, reklama, tabelaya, toteme ihtiyacımız yok arkadaşlar. Genel değil bir yerel seçim yapılacağını hatırlatan Başkan Mehmet Tosun, hangi partili olursanız olun, ister Cumhuriyet Halk Partili olun, ister Adalet ve Kalkınma Partisi'nden olun, ister Milliyetçi Hareket Partisi'nden, ister Demokrat Partili olun, hepinizin teminatı benim, hepinize hizmet etmeye geliyorum dedi. İster Milliyetçi Hareket Partisi'nden, ister Demokrat Partili olun, hepinizin teminatı benim, hepinize hizmet etmeye geliyorum. Size gelip bir takım sözlerle seçim aldıklarını iddia edebilirler diye vatandaşı uyaran Başkan Mehmet Tosun, arkadaşlar bu kardeşinize güvenin. Ben Bodrum Yarımadası'nı her geçen gün karış karış gezen 7'den 70'e 140 bin insanımızla kucaklaşan bir arkadaşınızım. Bakın Bodrum'un her tarafından gümbür gümbür Bodrum'a doğru ilerliyoruz şeklinde konuştu. Bir takım sözlerle seçim aldıklarını iddia edebilirler.
Arkadaşlar, bu kardeşinize güvenin. Ben Bodrum Yarımadası'nı her geçen gün karış karış gezen, 7'den 70'e 140 bin insanımıza kucaklaşan bir arkadaşınızım. Bakın, Bodrum'un her tarafından gümbür gümbür Bodrum'a doğru ilerliyoruz. Mumcuların ardından Ortakent Yaşi'deki seçim iletişim merkezi açılışına geçildi. Başkan Mehmet Tosun ve ekibini burada kalabalık bir topluluk karşıladı. İlk sözü alan Ortakent Yaşi Belediye Başkanı Mehmet Onur Şahbaz, Başkan Tosun'a olan inancını ve güvenini dile getirerek, "Bize düşen de kendisine olan güvenimizi 30 Mart günü sandıkta göstermek" dedi. Şahbaz'ın ardından mikrofona gelen Asım Başaran ise, başkanların adaş olmalarına atıfta bulunarak Mehmet silsilesi başladı. Mehmet'ten devam edelim. Mehmet Kocadon'a da teşekkür ediyoruz. Ortakent'e yaptığı hizmetlerden dolayı ve medarı iftarımız Mehmet Onur Şahbaz'a da canı yürekten, yüreğimizin tam ortasından adrese teslim bir teşekkür ediyoruz ve size bir Mehmet Tosun sunuyoruz dedi. Mehmet'ten devam edelim. Ve ben daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. Bu konuda Mehmet Kocadon'a da teşekkür ediyoruz Ortakent'e yaptığı hizmetlerden dolayı. Ve medarı iftiharımız Mehmet Onur Şahbaz'a da canı yürekten, yüreğimizin tam ortasından adrese teslim bir teşekkür ediyoruz. Ve size bir Mehmet Tosun sunuyoruz. CHP'nin Bodrum Belediyesi Başkan adayı olan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a bir teşekkür de Başkan Mehmet Tosun'dan geldi. Başkan Mehmet Tosun yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. Özellikle huzurlarınızda sevgili kardeşim Mehmet Onur Şahbaz'a ve belediye çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Ortakent Yaşi beldemizin 15 yıllık bir geçmişi var. Burada 1999 yılında belediye kurulmuş. Ondan sonra 10 yıl görev yapmış. Şu anda da demokratik temayüller içerisinde yarışta olduğumuz Sayın Mehmet Kocadoğan'a da teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve adayının siyaset anlayışı bu. Bizim dedikoduyla adayları ve partileri eleştirmekle kaybedecek zamanımız yok. Bodrum Yarımadası'nda yaşayan 140.700 insanımızın çözülmesi gereken acil sorunları var değerli arkadaşlarım. MHP'de günün son açılışı olan Konacık Seçim İletişim Merkezi açılışı ise adeta gövde gösterisine dönüştü. Binlerce kişinin katıldığı açılışta Başkan Mehmet Tosun ve ekibiyle birlikte vatandaşlar 10. yıl marşını söylediler. Tosun lehine tezahüratlar yapıldı. Burada da bir konuşma yapan MHP Bodrum İlçe Başkanı Asım Başaran, Tosun'un belediyecilik anlayışına övgüler yağdırarak şöyle konuştu. Siz bütün sorunlarını çözmüş, arıtmasını 10 bin nüfusa göre yapmış, hatta 30 yıl sonra nüfusu 20 bin olabileceği ihtimaline karşı onu da hesaplamış, hayata geçirmiş bir belediye başkanı mı istiyorsunuz? Yoksa arıtmasını çalıştıramayıp denize kanalizasyon döken bir belediye başkanı mı istiyorsunuz? Siz ayın 15'i geldiği zaman günü gününe personelinin maaşlarını hesabına yatırıp o personel de maaşını alıp evinin ihtiyaçlarını gideren bir belediye anlayışı mı istiyorsunuz? Yoksa belediye mi ayın 15'i geldiğinde belediyenin kapısında başı öne eğik mahcup bir şekilde ailesine karşı cevap veremeyecek bir mahcubiyet durumuna düşüren bir belediye anlayışı mı istiyorsunuz? Başaran konuşmasında vatandaşlara sıfır borcu olup göğsünü gere gere her resmi kuruma alnı açık başıdik bir şekilde giren bir belediye mi istiyorsunuz? Yoksa vergi dairesinde yüzsüzler listesinde birinci sıraya oturan bir belediye mi istiyorsunuz sorusunu sordu. Konacık'ta yapılan belediyecilik çalışmalarını küçümseyenleri eleştirdi. Yüzsüzler listesinde birinci sıraya oturan bir belediye mi istiyorsunuz?
Başaran'ın ardından kürsüye gelen ve Konacık harekete geçmeye hazır mı, rotamız neresi diye soran Başkan Mehmet Tosun, binlerce vatandaştan Bodrum cevabını aldı. Kimi vatandaşların gözyaşları içerisinde dinlediği Başkan Mehmet Tosun, konuşmasına şöyle başladı. Geldiler, dediler ki, başkanım, sokaktan duyuyoruz, dolmuşlardan duyuyoruz, siz Bodrum'a aday olacakmışsınız dediler. Ben de ne dedim? Müzeyyen teyze, bu belediye var olduğu sürece, siz beni desteklediğiniz sürece ben Konacık'a aday olmaya devam ediyorum dedim. Ama Müzeyyen teyzem, bugün onu diyemeyeceğim. Bugün artık Konacık belediyemiz kapatılıyor. Size de sormadan, bize de sormadan artık tüzel kişiliğine son veriliyor. Şimdi de diyorum ki, siz değerli büyüklerimle, teyzelerimle birlikte hem Konacık'ı hizmetsiz bırakmayacağız, hem Bodrum Yarımadası'nı hizmetsiz. Başkan Tosun konuşmasını şu sözlerle tamamladı. Saygıdeğer Konacıklar, şöyle bir hüzne endişeye kapılmayın. Başkanım, bize kim sahip çıkacak? Biz ne yapacağız? Müzeyyen teyzem merak etme. Naide teyzem ellerinden öpüyorum, merak etme. Gülümser teyzem merak etme. Yine yüzün gülecek. Artık Mehmet Tosun Bodrum Belediye Başkanı oluyor. Konuşmanın sonunda Başkan Tosun'a çiçek veren Konacıklı kadınlar, bize 10 yılınızı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizinle onurluyuz, gururluyuz dediler. Ediyoruz. Bize 10 yılınızı verdiniz başkanım. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sizinle onurluyuz, gururluyuz. Yolun açık olsun. Allah'a emanet. Bodrum Anadolu Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Erdal Biters'i katkılarından dolayı Başkan Mehmet Tosun'a bir plaket takdim etti.